kavim kabile kılan tanrıları. Anu, Sümer'in baş tanrısı. Anu Enlil Şamaş. Horus, Isis Osiris Horus. Mısır'ın baş tanrısı. Brahma, Uzak Doğu'nun baş tanrısı. Kök Tengri, Orta Asya'nın baş tanrısı. Zervan, İran'ın baş tanrısı. Mitras, daha sonra bu ikiye ayrılmış. Efendim, Ahura Mazda Ehrimen, Hürmüz Ehrimen. Mitras, Mitraizm'in baş tanrısı. Kibele, Anadolu'nun, Etilerin, Hititlerin baş tanrısı. Yahve, Yahudi'nin baş tanrısı. Zeus, Yunan'ın baş tanrısı. Apollo, Roma'nın baş tanrısı. Kukulkan, Mayaların, Tolteklerin, Azteklerin baş tanrısı. Odin, İskandinavya'nın baş tanrısı. Vesaire vesaire. Bakınız, ne farkı var? Odin, İskandinavların tanrısıdır. Senin, yok sana bir şey yok. Odin'in Valhallası var. Yani cenneti. Odin'in Valhallasına gireceksen eğer, bizden olacaksın. Yoksa avucunu yala. Bu mu yani? Aynı kim gibi düşündüklerini görüyorsunuz değil mi? Aynı öyle. Aynısı Yahve için geçerli. Nahnu ebnaullah ve ahibah. Biz Allah'ın oğullarıyız. Dostlarıyız. Siz goyimsiniz. Aynen. Yani bir ilahiyat terimidir Yahudilikte. Goyim. Hem gentil anlamına gelir, yani yabancılar, hem kafirler anlamına gelir, hem de ikinci sınıf anlamına gelir. Veya sınıfsız. Şandala. Dolayısıyla işte buyurun. Aynı mantığa nasıl büründünüz? Nasıl geldiniz buraya? Dolayısıyla işte kılan tanrısı Allah nasıl putlaşır? Allah nasıl putlaştırılır? Onu nüfusunuza geçirdiğiniz zaman, bizim Allah'ımız diye baktığınız zaman ve sizden olanları cennetlik, sizden olmayanları cehennemlik diye kodladığınız zaman, size torpil geçeceğinize inandırdığınız zaman, sizi ne yapıp yapıp kayıracağına inandığınız zaman, işte o zaman Allah'ı putlaştırmış olursunuz. Allah'ı kabile tanrısı sanmak onu putlaştırmaktır. Kureyş'in kabile tanrısı algısına karşı devrim. Rabbul alemin, Rabbun nas. İşte bu. Nas suresinin birinci ayetinde gördüğünüz Rabbun nas bir devrimdi. Kur'an devrimi. Kureyş'in Allah, Kureyş'in Allah'ı. Size ne var? Mantığına ki bunu nereden anlıyoruz? Bunu şuradan hacdan anlıyoruz. Hacılar geliyorlar. Haremi ve Hilli diye ikiye ayırmışlar. Anlatabiliyor muyum? Haremi olanlar Kureyş. Dışarıdan gelenler de Hilli. Dışarıdan gelenlere diyorlar ki siz ya çırılçıplak tavaf edeceksiniz ya da bizim burada ikinci el bitli elbiselerimizi size kiraya vereceğiz, yoksa olmaz. Yani Allah'ımız haccınızı kabul etmez. Nasıl buldunuz? Evet, böyle.